Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz geleneksel ve tamamlayıcı tıp hekimi uzman doktor Hüseyin Metin. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam konumuz sağlık, güzellik. Evet. O yüzden hemen sormak istiyorum. Yüz gençleştirme ve sıvı yüz germe işlemi nedir diye başlayalım. Şimdi yüz gençleştirme hani kişinin ihtiyacına göre yaptığımız bir işlem. Genelde dermal enjeksiyon şeklinde yapıyoruz. Hyaluronik asit normalde hani vücutta olan bir madde. Hani bunu insanlar çok korkuyorlar. Acaba bizim vücudumuza ne enjekte ediliyor şeklinde. Hyaluronik asit normalde hani vücudun kendisinde olan bir madde. Kırışıklığın sebebi de zaten hyaluronik asit maddesinin azalmasından dolayı olduğu için onu tamamlamaya çalışıyoruz. Bu nedir? Hücreler arası bölgede olması gereken bir madde. Biz bunu hastaya enjekte edip o kırışıklık bölgesini belirli tabii manipülasyonlarla bunu yapıyoruz. Onu yapınca kişiyi işte 10 yaş gençleştirme gibi bir olaya girebiliyoruz. Tabii 25 yaş altına genelde kullanmamaya çalışıyoruz. Ama hani çok özel durumlar olursa işte doku eksikliği ona benzer şeyler o zaman belki denenebilir. Onun dışında hyaluronik asitle ilgili konuşmamız gerekirse özel bir asit maddesi hani BHA diye geçen bir madde. Normalde bizim kullandığımız ürünler işte %99.99 saflıkta olduğu için hani bir yan etki ya da ona benzer bir şey beklemiyoruz. Yani hyaluronik asiti normalde biz hani kendimiz enjeksiyon şeklinde de kullanabiliyoruz. Ve beraberinde hani yanında değişik dermapenle beraber kullandığımız vitaminli işlemlerle onun daha da etkin hale gelmesini sağlayabiliriz. Bağlanma düzeylerine göre çapraz bağlı ya da evet, çapraz bağlı ya da olması. Değil. Hani genelde hani kuvvetli çapraz bağlı olursa daha iyi sonuçlar çıkabiliyor. Çapraz bağları biraz daha az olursa onun da yüzdesini azaltarak. Bence onların kullanım yerleri de farklı gösteriyor evet, çapraz bağlılık seviyesine göre. Aynen hani sert ya da yumuşak işte o çapraz bağ seviyesi önemli. Çünkü taşıyıcı bir şey yapıyorsanız kuvvetli çapraz bağlı olması lazım. Taşıyıcı bir durum yoksa sadece yüzeyel bir kırışıklığın giderilmesi ise o zaman çapraz bağ oranını daha az. Daha düşük seviye alıyoruz. Ya da hyaluronik asitin belirli oranlarda içinde bulunan maddelerde kullanabiliyoruz. O da hani daha yüzeyel enjeksiyonlar şeklinde hani dermal işlem değil de mezodermal şeklinde de kullanabiliriz. Çok duyuyoruz hocam bu hyaluronik asit enjeksiyonunu. Çok da yapılan bir uygulama. Evet. Herkesin de bildiği bir uygulama. Ama genelde insanların merak ettiği şey şu. Ben bunu bir süre yaptırıyorum ama ben bunu bıraktıktan sonra yüzümde bir düşme olur mu? Ya da ben bunu yüzüme enjekte ettiriyorum herhangi bir zararı olur mu? İnsanlarda böyle bir korku var. Şimdi şöyle, görüşlerinizi alalım. Zararı olmaz. Çünkü zaten hani söylediğim gibi %99.99 saflıkta kullanılan bir ürün olduğu için zaten vücudumuzda olan bir madde bu. Kendi olan bir maddeyi yeniden yerine tamamlama şeklinde verdiğimiz için bir yan etki beklemiyoruz. Yani hiç kimsede de ben bir yan etki görmedim. Sadece hani enjeksiyona bağlı bir yan etki olursa olur. O da çok minimal kılcal damarlarda hani bir iğne girişine bağlı bir hafif kanama olursa o da 1-2 günde geçecek durumlardır. Ama yaptık mesela işlemi yerine göre 1,5 yıla kadar etkinliği devam ediyor. Ve hani diyelim ki etkinliği bitti. Yani etkinliği bitme diye bir şey yok aslında da. Hani veriyoruz, kolajene çevriliyor ve kullanılan bir madde. Eksiği tamamlamış oluyoruz. Ve hani bir yıl sonra nedir? Normal yaşlanma süreci gibi oluyor aslında. %20-30 kadar yine kalıyor orada. Kişi bir yılda ne kadar yaşlanıyorsa o kadar yaşlanıyor aslında. Çok ciddi bir hani yan etki ve işte biz bunu yaptırdık sonra işte çok kötü duruma geliriz gibi bir olay kesinlikle olmuyor. Eski haline dönmüyor zaten. Eski haline bir tık daha iyi pozisyonda kalıyor. Hani 40 yaş civarı ise 30 yaş civarına indiriyoruz. 30 yaş civarı ise 20 yaşlara indiriyoruz. 50 ise 40 şeklinde. Hani hatta 70 ise 50'ye indirdiğimiz hastalarımız da olabiliyor tabii. Hocam şimdi böyle güzellik, gençlik deyince aslında hani birçok uygulama var ama akla gelen ilk uygulama ve çok da yaygın olan hani toplumumuzda bir kısmının çok sevdiği bir kısmında karşı çıktığı botoks. Evet. Botoks nedir? Bir de sizden dinleyelim. Botoks hocam. Aslında bir hani bakteri toksindir. Clostridium botulinum denilen bir bakterinin toksini, bir nörotoksindir. Belirli süre etki eder. Ondan sonra
bir anda kesilir etkisi. Ve hani diyelim kişiye verdiniz, verdiğiniz bölge dışında eğer kana karışmışsa 24 saat sonra atılır vücuttan. Verdiğiniz bölgede kasın içinde kalan zaten o asetilkolin reseptörleri üzerinden etki gösterdiği için yerine bağlanır. Ve 4-6 ay ya da 3-6 ay kişiye göre değişir. O etkisini gösterir, kasta yumuşak bir paralizi yapar ve hani kası istediğiniz kadar kullanamadığınız hale gelir. Yani bazen %100 olur bu, bazen işte %50'ye kadar düşer. Hani kişiye göre tabii bu botoksun çeşidi de değişiyor. Hani diyelim normal %100 botoksu yapıyorsunuz. Buna baby botoks dediğimiz bir durum var mesela özellikle oyuncularda. Oyuncu botoksu, tiyatrocu botoks dedik. Aynen. Hani kaşlarını oynatmak istiyor mesela. Ama normal ben işte beton gibi bir surat istiyorum, mermer gibi olsun diyenlere de tamamen durduracak normal şekilde botoks yapıyoruz. Botoksun da bir sürü çeşidi var. Hani halk arasında yılan zehri falan evet, diye de geçiyor ama yılan zehri değil. Bunu hani söylememiz gerekir. Çünkü o kadar yılan zehri tehlikeli bir şeydir. Bu da tehlikeli ama kiloda alton düzeyinde verdiğimiz için ve hani etkisi diğeri gibi değil. Yani kası paralize ediyor ama böyle hafif bir paralizasyon şeklinde olduğu için kişi kasını kullanamıyor ve pürüzsüz bir görünüm elde ediyoruz. Tabii bunun kullanımları hani sadece kırışıklık için değil. İşte diş sıkma var, migren var, hani baş ağrısı, işte normal üst yüz botoksu, kaş kaldırma, yani birçok alanda kullanabiliyoruz. Evet. Siz bunları çoğunu açıkladınız ama hocam, genel olarak işte beyaz yaka dediğimiz grup özellikle koltuk evet, altında, ayak tabanında, avuç içinde, tabii yüz bölgesinde kullanılıyor. En çok uygulama yaptığımız botoks uygulaması ne? Daha sonra da yapılan uygulamalar neler? Şimdi en çok aslında üst yüz ve hani böyle kaş çatma şeklinde olan durumu için yapıyoruz ama diş sıkmayı daha çok hani üst düzeyde yaptığımız bir şey. Söylediğiniz gibi koltuk altı, el terlemesi, çok aşırı terleme olan hastalarda da ciddi düzeyde kullanıyoruz. Aslında hani en çok üst yüzdür ama diğerleri de azımsanmayacak düzeyde ve hani duyuldukça, insanlar öğrendikçe yaptırmak istiyor çünkü etkili bir tedavi şekli. Yani özellikle maseter, ben hani kendimde bile kullandığım bir şey, 6 ay dişlerinizi sıkmıyorsunuz ve diş sıkmayı unutuyorsunuz. Unuttuğunuz için de hani ciddi düzeyde bir konfor sağlıyor. Üst yüzde zaten hani kalıcı bir, özellikle hani kadınlarda kalıcı bir kırışıklık oluşmaması için işte 25-30 yaşlarında başlarsanız 60 yaşına kadar hiç kırışıklık oluşmadan buna devam edebiliriz. Migren botoksu ciddi düzeyde kullandığımız bir şey. O da mesela çünkü kişiler öyle bir krize giriyor ki migren krizleri çok sıkıntılı. Migren botoksu diğer botokslardan farklı uygulama şekilleri. Evet, ağrı oluşan bölgeye göre bir de belirli noktalar var. O noktalara yapıyoruz. Yani kişinin ciddi düzeyde o yaşadığı krizlerin engelliyor gerçekten. Hani ben de migreni olan biri olarak kendime de... Migren tanısı konulmuş olması gerekiyor. Evet, aynen. Yani gerilim tipi baş ağrısında da botoksun etkisi oluyor mu? Yani olabilir. Çünkü oradaki damarların genişlemesiyle ilgili bir durum olduğu için. Çünkü hani kaslar gerilmeye başlıyor. Kaslar gerildikçe de kanlanması artıyor. Kanlanma arttığı için de damar genişlemesi ve o ciddi bir baş ağrısına sebep oluyor. Bunu kasların kasılmasını engellediğiniz için de nedir? Botoks işe yarar bir hale geliyor. Peki botoks sonrası dikkat etmemiz gereken durumlar nelerdir? Evet, botoks sonrası hani hastalarımızla çok sorun yaşadığımız durumlardan biri aslında bu. Çünkü söyleniyor ama önemsenmiyor. Aa öyle miydi mesela gibi bir durumlar oluyor. Nedir? Öne arkaya eğilmeyecek, sıcak uygulama yapmayacak. Yani ciddi sıcaktan. Hani bu sıcak derken işte hamam, sauna, işte ona benzer sıcak duş şeklinde olaya girmeyecek. Ya da nedir? Hafif bir duş aldı, saç kurutma makinesi tutmayacak. İşte alkol almayacak. Özellikle alkol çok sıkıntılı bir şey. Hani 3 gün boyunca alkol alınmaması gerekiyor ama... 3 gün boyunca. Evet. Hemen işlemden sonra hani akşam eğlencesine giden arkadaşlarımız oluyor. Ondan sonra 2 hafta sonra gelince aa bu niye tutmadı şeklinde bir durum oluyor. Hani kendilerine açıklanıyor. Hani bu ciddi bir ödeme de sebep oluyor. Ve hani oradaki etkinliği, hani vücut çünkü alkolü atmaya çalışırken
Evet, botulinum toksinini de atıyor. Onu soracaktım hocam. Hani tutmama gibi mi bir durum oluyor yoksa yüzde ifadede farklı bir şey mi gelişiyor? Hani yani tutmama gibi daha az tutması şeklinde oluyor. İfade yani ifade kişinin aslında ödemden kaynaklı şişmeye da sebep olabilir. Komplikasyon riskini de arttıran bir durum. Aynen zaten. Düşük kaşa mesela sebep olabilir. Yani çünkü o dokunun ödemini arttırdığı için bir taraf ya da iki göz taraf. Kapağı düşüyor. Aynen olabilir. Göz kapağı. Çünkü dokunun geçirgenliğini arttırıyor sizin yaptığınız yerde. Hani etki çapı ürüne göre değişiyor. 1 santim ile 2,5 santim arasında değişiyor. Siz ona göre ayarlıyorsunuz. Ama alkol alınca orası ciddi ödemleniyor ve ürün aşağı kayıyor. Diyelim böyle bir şey gelişti. Hasta dikkat etmedi. Göz kapağı düştü. Biri veya ikisi. Eski haline dönme süreci ne kadar bir zaman alır? Yani botoksun etkisinin tamamen geçmesi mi gerekiyor ya da müdahale edilebiliyor mu? Yok, müdahale edebiliyoruz ona. Hani ama uzun bir müdahale. Yani her hafta hastayı çağırıyoruz. Genelde bir ayda falan geri döndürebiliyoruz. Yani özel maddeler var. DMA dediğimiz bir madde var ya da radyo frekans şeklinde uygulama. Magnezyum kullanımı. Evet, magnezyum enjeksiyon şeklinde hastaya böyle bir yaklaşım ve o hani tek seferde yapıyorsunuz. Bakıyorsunuz bir hafta sonra ne kadar düzelmiş, düzelmemişse tekrarlıyorsunuz, düzelmemişse tekrarlıyorsunuz. Çünkü hani hiçbir şey yapmazsanız zaten etki süresi 4 ay, 4 ay boyunca öyle kalması lazım. Ama hani öyle bir şey olmasını istemiyoruz. O yüzden de geri çevirmek için. Ama bir aydan önce geri dönenini pek görmedim açıkçası. Evet, ortalama 4-6 haftada geçiyor. 4 ay veya 5 ay bu şekilde kaldı, etkisi geçti. Geçtikten sonra oradaki kaslarda bir zararı oluyor mu? Yani kaslarda bir zayıflama oluyor mu? Hani diğer tarafı kullanıyorsunuz. Özellikle masajlar, botokslarda bazen denk geliyoruz. Hani duyuyoruz da hani ağzın bir tarafını kullanamıyorlar. Ya yanlış yapılıyor ya da hasta dikkat etmiyor. Genelde yanlış yapılmasına bağlı aslında. Sonrasında hani, bu asimetri yaratabiliyor şimdi mu? Şimdi biraz hani teknik olarak bahsetmek gerekirse, şimdi insanlar sadece bir kursta öğrenip bunu hani yapmaya çalışıyorlar ya, bir el alışkanlığı ve bir ustanın yanında yetişmesi gerekiyor aslında. Hani ben bir hafta kurs aldım, sonra ben bu işi yapabilirim şeklinde düşündüğü için aslında oluyor. Onun yani trik noktaları var, onu öğrenemediği için ben her şekilde yaparım. Mesela hani maseter botoksu özellikle derine yapmanız gereken bir şeydir. Yüzeyel yaparsanız direkt yüzde asimetriye sebep olursunuz. 4-6 ay hasta öyle kalır. Ve ondan sonra da hani yanlış kasa yaptığınız için kasta zayıflama olur mu? Çok az, kullanmamaya bağlı %10 diyebiliriz. Yani hafif bir zayıflama olur ama kullanmaya başladıktan sonra yeniden eski haline gelir. Ama yanlış yaptıysanız farklı kas gruplarının çalışmasına sebep olursunuz. Bu sefer hastanın başka yerlerinde de hipertrofiye sebep olabilir. Hani bu gördüğümüz bir şey ama genelde yanlış uygulamaya bağlı oluyor. Yani kişi çünkü doğru yapmışsanız zaten çok fazla kasmıyor kendini ve öyle bir herhangi bir yerde hipertrofi görmüyoruz açıkçası. Her yaş grubunu uyguluyor muyuz? Yaş sınırı var mı? Yaş sınırı var. Yani çok ciddi bir endikasyon olmadığı sürece 25 yaş altına yapmamaya çalışıyoruz. Çünkü gereği de yok zaten yani hani kişinin niye ihtiyacı olabilir? Sadece böyle hani deformite durumları varsa belki ya da hani denenmesi gereken durumlar varsa yapabilirsiniz. Genelde 25 yaş üzeri işte sağlıklı insanlara yapılması gerekiyor. Hamileler ve emzirenlere de yapmıyoruz. Yani o klasik yapılmaması gereken en önemli grup. Çünkü hani hem çocuğa etkisi var, hem çocuğun gelişimiyle ilgili sıkıntı oluyor, hem de süte geçiyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ayağınıza ederim. Sağlık. Çok gerçekten güzel bir sohbet oldu. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz geleneksel ve tamamlayıcı tıp hekimi uzman doktor Hüseyin Metin'di. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de Sağlık'ı sundu.